Merhaba arkadaşlar. Özlü bir Türkiye genelinde 3. Deneme Sınavı Fen Bilimleri 2. sorusuyla devam ediyoruz. Okuyalım. DNA sorumuz. DNA'nın eşlenmesi ile ilgili bir soru. Hücre bölünmesi olayı başlamadan önce hücre içindeki DNA molekülü iki katına çıkar. Bu olaya DNA'nın kendine eşlemesi denir. Şekli biraz sonra inceleriz. Önce sorumuzu devam edelim. Sorumuza devam edelim. Yukarıda DNA'nın kendine eşlemesi, eşlemesi sırasında meydana gelen olaylar K, L ve M harfleriyle gösterilmiştir. Buna göre aşağıda verilen açıklamalardan hangisi K, L olaylarından herhangi birini ifade etmez demiş. Aslında şıkların hepsi doğru fakat bana ifade etmeyeni soruyor. Yani bunlardan bu gösterilen K, L ve M ifade etmeyeni soruyor. Tek tek inceleyelim. A şıkkı diyor ki DNA'nın bir ucundan başlayan çözülme diğer ucuna kadar devam eder. Baktığımda iki DNA burada oluştuğuna göre aslında şuradan başlamış. Bir tane DNA yavaş yavaş ayrılmaya başlamış. Ve iki tane DNA oluşmuş ve sonuna kadar devam ediyor. O yüzden doğru. Bu sırada çözülen kısımların karşısında hemen yine iplik oluştuğu için bu işlem sonunda iki tane DNA oluşur demiş. Baktım şu iki DNA'nın şu kısmı ve şu kısmı ayrıldı. Ama karşısına hemen yeni bir DNA DNA zinciri eklendi. Ve dolayısıyla şurada bir tane birinci zincir. Burada ikinci zincir olmak üzere iki tane DNA oluşmuş oldu. O yüzden doğru. Karşı, B şıkkında diyor ki karşılıklı olarak DNA ipliklerinde bulunan nükleotitler birbirinden ayrılır. Bakıyorum şuradaki nükleotit şuradaki nükleotitten ayrıldı. Buradaki nükleotit buradaki nükleotitten ayrıldı. Dolayısıyla bu ifade de ifade ediyor. Burada M'de de ifade ediyor. O da doğru. da serbest halde bulunan nükleotitler çekirdeğin içerisine girer. Yeni zincirin oluşup e adeninin karşısına timin, guaninin karşısına sitosun gelebilmesi için yine nükleotitlere ihtiyacım var. Bu nükleotitler de çekirdeğin e, ser, e, çekirdeğin içindeki sitoplazmadan, serbest çekirdeğin diyorum. Hücrenin içindeki sitoplazmadan serbest halde bulunan e, nükleotitler içeri girer çekirdeğin içine. Ama burada ondan ifade edilmemiş. Yani nükleotitlerin nereden geldiğini göstermiyor bu şekil. O yüzden ifade etmeyen kısım bu. D da okuyalım. DNA'nın açılan kısmındaki adenin nükleotünün karşısına timin, sözün nükleotünün karşısına guanin gelir. Hangisinin adenin, hangisinin guanin olduğunu söylemiyor ama şu renklere bakarak anlayabiliriz. Her seferinde sarının karşısına pembe gelmiş, morun karşısına da mavi gelmiş. Sarı, pembe, sarı, pembe, pembe, sarı, mavi, mor. Dolayısıyla her seferinde e, şey adeninin karşısına timin, sözünün karşısına da guanin geldiğini buradan anlayabiliriz. O yüzden doğru cevabımız C şıkkıdır.